Almanya Haberi hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle yine karşınızdayım. Bu haftaki ilk haberimiz bir uyarı mahiyetinde olacak ve sağlığımızla ilgili. Daha önceki bültenlerde de kısmen bahsetmiştik ama artık durum daha ciddi ve daha önemsenir bir seviyeye gelmiş oldu. Artık bazı hastanelerde yer bile kalmadığını söyleyebiliriz. O da nedir? İşte hani Covid salgınından sonraki varyantlar ve ondan daha benzer artık vücudumuzun daha hassas olmasından dolayı hani genel olarak solunum yolu ve akciğer hastalıkları diyelim biz buna ve bu tür yani Covid olabilir, grip olabilir, domuz gribi olabilir, işte değişik zatürre olabilir ama çeşitli belirtiler gösterebilir. Bu noktalarda biraz daha dikkatli olmanız, en azından ön korumayı iyi yapmanız gerekiyor. Hani belki bir zamanlar grip karşılardık ama herhalde en doğrusu bu. O da nedir? O ilke nedir? Bir hastalıktan en iyi korunmanın yolu ona hiç yakalanmamak. Dolayısıyla yakalanmamaya bakmamız gerekiyor. Onun için de kış sebze meyvelerini, C vitaminini bolca tüketmemiz, ondan sonra suyu bolca almamız ve kendimizi iyi sıcak soğuk değişimlerinde iyi korumamız gerekiyor. Eski Cumhurbaşkanı Traian Băsescu da halen Avrupa Birliği parlamenteri. O bile bu sezonki şu anki salgından o da nasibini aldı ve şu anda hastanede yatıyor. İşte benzer zatürre benzeri bir rahatsızlık olduğu söylendi. Dolayısıyla aman dikkat, aman kendinizi koruyun diye başlamış olayım. Hemen geçelim ikinci gündemimize. Geçen haftalarda traktörcüler ve nakliyeciler, çiftçilerden bahsetmiştik. Bugün de bu sabahta spontan bir şekilde Uber ve Bolt istemeyen taksiciler, yani o haksız rekabetten şikayet eden taksiciler Bükreş, başkent Bükreş'te Anayasa Meydanı'nda toplandılar. Böyle bir anlık bir gösteri, protesto yapmış oldular. Neye dikkat çekiyorlar? İşte diyorlar ki ya onlar işte Litvanya'dan ya da işte bilmem başka bir Avrupa ülkesinden fatura kesiyorlar. Dolayısıyla vergiler, kazançlar oraya gidiyor. Romanya bundan vergi kaybediyor ve haksız rekabet de oluyor. Yani buna bir düzenleme getirilsin. Fiskalizasyon, yani Uber sürücülerinin fiskalizasyonu gerçekleşmiş olsun. Bunu istiyorlar. Bir de şunu diyorlar. Ya zaten hani Bükreş'te, İlfov'da yani taksi sayısı yeterince fazla. Trafikte de zaten trafik yoğunluğu birazdan gündemimiz olacak. Yani taksi sayısına limit getirilsin. Dolayısıyla hani nasıl ki işte belediyeden ruhsat alanların sayısında bir limit varsa Uber ve Bolt yapacak, Uber ve Bolt uygulamasıyla taksicilik yapacak kişilerde de bir sınırlama getirilsin. En azından hani onlara bir üst sınır konsun şeklinde bir talepleri oldu. Bakalım bu iş nereye kadar varacak. Hazır protestodan bahis açılmışken nakliyecilerin ve çiftçilerin protestoları devam ediyor. Bahsetmiştim. Şehir başkent girişlerini, şehir girişlerini kapatmışlardı, trafiği yavaşlatmışlardı. Aynı şekilde aynı eylemlere devam ediyorlar. Diyorlar ki biz sonuç alana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz diyorlar. Bakalım yani sonuç alınabilecek mi? Sorunlar, en önemlisi zaten sorunlar çözülebilecek mi? Bu arada bir istatistik de yayınlanmış, İnskop yapmış, iyi bir araştırma şirketidir. Halkın %93.6'sı yapılan bu protestoyu, çiftçilerin ve traktör, yani yakıtla ilgili yapılan nakliyecilerin ve çiftçilerin yaptığı protestoyu %93.6 oranında destekliyormuş, haklı buluyormuş. Bunu da size bir anekdot olarak bahsetmiş olayım. Az önce bahsetmiştik, madem Bükreş'ten söze girdik, Bükreş'in trafiğiyle devam edelim. Değerli izleyiciler, belki fark ediyorsunuzdur. Şöyle bir geriye doğru bir yıl öncesine bakın, iki yıl öncesine bakın. Eskiler, daha uzun olanlar bir 10 yıl öncesine baksınlar. Bugün itibariyle trafiğin gerçekten oldukça fazla bir şekilde ağırlaştığını, yani yoğunlaştığını, trafiğin çekilmez bir hale geldiğini çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. İşte bu verilere de yansımış. Bir GPS şirketi elindeki istatistiklerden bu veriyi ortaya koyuyor. Nedir o? Geçen yıl 2022 yılında Bükreşliler, Bükreş içinde günlük hayatını geçirenler eldeki yani GPS kodlarından ve hani konum açanlarının verilerinden istifade etmişler elbette ki. Sonuçta bir ortalama bulunmuş. Bükreşlilerin ortalama 134 saat iken 2022'de, 2023 yılında 284 saatini yollarda, trafikte geçirdiğini gösteriyor. Bu da 284 saat de 12 gün yapıyor. Yani yılımızın 12 günü trafikte geçmiş. Tabii dediğim gibi GPS uygulamasını açmışsak oradan görülen veriler, ama görülen veriler, fakat
aynı şirketin bir sene önceki yaptığı anketle bu seneki yaptığı ölçüm arasında da 2 kattan fazla fark var. Yani bu şu demek, trafikte geçirdiğimiz süre 2022'ye nazaran 2023'te 2 katından daha fazla bir şekilde artmış. Yani bu herhalde bize bir fikir veriyordur. Yani başkent Bükreş her yerde böyle, başkent böyledir ama başkent Bükreş bu trafik yoğunluğunu böyle son 2-3 yılda çok yani başka ülkelere oranla çok daha hızlı bir şekilde yani karşılayamaz duruma geldi. Aşırı derecede trafikte yani bir şişme, bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Avrupa'da 4. dünyada da 8. olmuş, bunu da belirtmiş olalım. Şimdi size trafikten bahsetmişken bir trafik tazminatından bahsedeyim. 142 bin lei yani az para değil. Yani nereden baksanız 30 bin euroya yakın para demek bu. Karayolları İdaresi bir motosiklet sürücüsüne bunu ödeyecek. Nasıl? Motosiklet sürücüsü ana cadde üzerinden giderken sola dönülmemesi gereken yerden, çünkü tek yönmüş o sokak fakat işaret yok. Tabi o da dönmüş. Kıvrak olduğu için motosiklet şoför sürücüleri aniden dönmüş. Karşısından da tek yön olduğundan dolayı karşısından da otomobil gelmiş. Kafa kafaya otomobille çarpışmış. Tabii ki kendisi serre serpe efendim yere düşmüş. Motosikleti arıza yapmış, parçalanmış vesaire. Derken demiş ki bunu kafaya takmış. Tabii bu olay 5 yıl önce. Yani 5 yıl dolmasına 2 ay kaldı şurada. 2019 Mart ayında gerçekleşiyor. Sonrasında mahkemeye veriyor. Mahkeme tabii dönüyor efendim, işte sonra temize gidiyor ve temizden karar çıkıyor. Artık kesinleşiyor. İşte 120 bin artı 22 bin lei, toplam 142 bin lei Karayolları İdaresi'nin motosiklet sürücüsüne işte hem manevi tazminat, işte hani geçirdiği rahatsızlıklar, hem tamiratının, motosikletinin tamirini karşılamak üzere vesaire, artık toplam neyse hakimlerin verdiği karar uyarınca 142 bin lei tazminatı hak ediyor. Böyle bir hak mücadelesini de örnek ve hani kafaya takınca bir konuyu, yani en küçük bir hakkın aslında demokrasinin, hukukun işlediği bir yerde, ülkede savunularak, yani peşinden düşülerek korunabildiğini, o hakkı elde edilebildiğini gösterme açısından ilginç ve anlamlı bir vakaydı, size aktarmak istedim. Şimdi eğitime geçelim. Roman öğrenciler biliyorsunuz, şimdi hani Türkiye'den de uzaya bir astronot gitti, işte uzayda her gün canlı bağlantı yapıyor, araştırmalar yapıyor, başka tabii tek başına değil, o birkaç kişiyle beraber gitti, bir heyetle birlikte. Aslında bunun benzeri uygulamalar Romanya'da da önceden beri var ve mesela geçen yıl Romanya'da bir grup öğrenci, yani robot işine yani kafayı takmış diyelim, kendisini bu noktada yetiştirmek üzere hani karar vermiş, genç bu yola baş koymuş, yani birkaç genç öğrenci, lise öğrencisi, 2 tane geçen yıl, biri Haziran'da biri galiba Ekim'deydi, 2 tane robot gönderdiler. Romanya'nın ilk tabii mini, büyük uydu değil bunlar ama sonuçta hani fotoğraf çekebilen, bilimsel araştırma yapabilecek kapasitede uydular, 2 tane uydu gönderdiler ve bu hani Romanya için tarihi bir şey ve bunun lise öğrencileri tarafından başarılmış olması da çok anlamlıydı. İşte nitekim geçen hafta tekrar bu konu gündeme geldi. Neden? Çünkü teknoloji, enerji ve teknoloji dijitalleşme bakanı Sebastian Burduja o öğrencileri ziyaret etti. Bükreş Bilgisayar Lisesi'ndeki öğrencileri ziyaret etti ve sonra Facebook'undan da paylaştı. Dedi ki Romanya'nın şu anda kendisine ait 2 tane uydusu olduğunu ve bu uyduların öğrenciler tarafından gönderildiğini ve onlar tarafından halen kumanda edildiğini biliyor muydunuz diye bir paylaşım yaptı ki bence aslında anlamlı, güzel, böyle şeyleri destekleyen, cesaretlendiren bir paylaşım idi. Ben de bu güzel jesti size aktarmak istedim. Şimdi eğitimle ilgili bir başka gündemim daha var. O da şu. Aileleri destekleyen bir fon bu, bir kupon. 500 lirik bir kupondan bahsediyorum şimdi. Ama daha çok okul öncesi eğitim nedir? 3 ile 6 yaş arasında olmalı çocuk. Başka devlet kreşine gitmeli. 6 yaş olunca kreş olacak tabii ki. Devlet kurumuna gitmeli bu. Artı ailedeki kişi başına düşen gelir 683 lirayı
geçmemeli. Eğer bu şartlara haiz iseniz ki 483 bin kişi zaten hali hazırda başvurmuş, başvurabiliyorsunuz ve başvuran kişilere, velilere artık o kuponlar 500 lirik kuponla verilmeye başlandı. Bu kuponlar da eğitim harcamalarında işte çocuğun okuluyla ilgili, elbisesiyle ilgili, okul araç ve gereçleriyle ilgili yani eğitiminde şey yapabileceği, değerlendirebileceği neler varsa eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili kullanabilecek. Bu da hani 500 lirik. Yani fena bir para değildir. Bir de hani kişi başına düşen bir ailede kişi başına düşen 683 lira olunca hani belli bir limitin altında 500 hani 4 kişilik bir aile olduğunu farz edersek 500 euronun altında bir ortalama gelirden bahsediliyor demektir ki bir ölçüde böylece konulmuş oldu. Bunu da size aktarmış oldum. Gelelim aile içi şiddete. Aile içi şiddet her zaman her yerde gerçekten önemli ve kanayan bir yara ve Romanya'da da bu geçen yılın istatistiklerine göre artış kaydedildiğini, tırmanış olduğunu 110 bin civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam tam rakam videonun altında var. 110 bin kadar insan bir vaka polise bildirildiğini görüyoruz. Tabi bu arada elektronik takip sistemi diye bir sistem var. Geçen yıl pilot olarak başlamıştı. Bu yıldan itibaren daha geniş bir şekilde daha geniş uygulamaya başlanıyor. 11 bin kişi de bu pilot uygulamadan istifade ediyor. Bu uygulamayla da tabi hani bu şiddetteki, aile içi şiddetteki bu şiddet gösteren kişiden uzak durma, onun uzaklaştırmasının işte korunup korunmadığı mesafenin işte hani bunların ihlal edilip edilmediğiyle alakalı mağdur kişilerin kullandığı bir uygulama, bir cihaz. İşte bu cihazın, bu uygulamanın da çoğaltılması hedefleniyor. Bu duyarlılığı arttırma adına da önemli gördüğüm için ben de size bunu aktarmış oldum. Bir turizm haberiyle devam edelim. Ukrayna'da bir taraftan savaş var ama bir taraftan da tabii ki hayat devam ettiği için Romenlerin kayak merkezi olduğu Bukovel diye bir Romanya sınırına yakın. Tabii Romanya'nın kuzeyden biliyorsunuz. Kuzeyden ve kuzeydoğudan sınırı var Ukrayna'yla. Romanya'nın kuzey şehirlerine kimisine 100 kilometre, kimisine 160 kilometre, kimisine 230 kilometre uzaklıkta Bukovel diye bir kış turizm merkezi var. Aynı Brașov gibi bir yer, Poiana Brașov gibi bir yer diyelim. Ve oradaki turistlerin yarısını Romenler oluşturuyormuş. Tabii o oradaki işletmecileri de aynı zamanda sevindiriyor. Çünkü oralarında dönmesi, hayatın bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunu da burada belirtmiş olalım. Bir yenilik de Gara de Nord Otopeni arasında biliyorsunuz havaalanına gitmek için şehir merkezinden ya otobüsle 783-784 otobüslerle ya da Gara de Nord'dan trenle gidilebiliyor. Henüz metro sistemi daha henüz kurulmadı. Yani çalışmalar devam ediyor. Gara de Nord'dan gidilebiliyor trenle. Bu trenlerde normalde içeriden kontrolörlerden bilet alınıyordu. Çünkü daha sonraki yani Gara de Nord'da bu kasalardan bilet almak kolay ama yoldaki duraklardan belki alamayan oluyordu. Çünkü bilet kişisi yok. Ara duraklardan bahsediyorum. İşte ara duraklardan binen insanlar için de kontrolörler yerine artık içeriye bir wireless cihaz kondu. Contactless kartınızla doğrudan rahatlıkla ödeyebiliyorsunuz. Bu aslında çok güzel bir kolaylık. Her zaman hani her yerde işi kolaylaştıran bir uygulama. Bunu da belirtmiş olayım size. Ve en düşük sıcaklık bu sabaha karşı Întorsura Buzăului diye böyle Buzău'da bir nokta vardır. Romanya'nın en yüksek noktalarından. Aynı zamanda da yani Romanya'nın en soğuk yerlerinden bir tanesidir. Böyle en düşük sıcaklıklar genelde bir Mercuriaciuc diye orta Transilvanya bölgesinde bir kasabadan bir de Întorsura Buzăului dediğimiz noktadan test edilir. Bu sabaha karşı orada da 29.9 derece, 30 derece, -30 derecelik bir hava sıcaklığı ölçülmüş. Önümüzdeki günlerde de -20 dereceler civarında seyredecek o bölgede hava sıcaklıkları. Ha, diğer şehirler içinde belki bu hafta sonu soğuk, oldukça soğuk bir 48 saat geçirdiniz. Belki hava kısmen birazcık daha normalleşecek ama soğuklar etkisini devam ettirecek. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Güncel mevzuları sayfalarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.